Ali Eleş ve Piyasalar'dan tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi dolarla ilgili ve dış piyasalar, pariteler, emtialar ve endekslere de şöyle bir bakacağız. Hemen nereye gelelim? İsterseniz dolar endeksiyle başlayalım. Bakın dolar endeksi bizim beklediğimiz o hareket devam ediyor. Ama benim şu anki kriterime göre bir uyumsuzluk var. Şöyle negatif uyumsuzluk diyorum. Bakın fiyat yukarı giderken sanki biraz yorgunluk var. Şu hareket oluşurken bir yorgunluk oluşmaya başladı. Göstergeler aşırı alım bölgesinde ve aşağı yönde yapmaya başladı. Sanki biraz bu bölgede oyalanacak. Yani bu tamam hani 100 bin 100 dolar endeks 100'e gidecek diyordum. Evet diyoruz. Halihazırda koruyoruz ama bakın bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Bunu söyleyebilirim. Kısa süreli bir düzeltme olabilir mi? Bakın. Burada hemen hemen aynı bölgede. Gerçi çok da uyumsuzluk yok ama bantlarda bir set oluşmaya başladı diyebilirim. Çok zorlu bir bölge. Haftalıklara şöyle dönüp bakıyorum. Marslar açık halihazırda güçlü. Aylıklara bakıyorum. Aylıklar hala güçlü. Ama çok kısa süreli bir direnç ihtimali var gibi gözüküyor. Gördüğüm kadarıyla 60 dakikalıklara şöyle bakayım. Küçük doğu endeksine çok fazla evet, bir uyumsuzluk var. Yani şu an için direnebilecek gibi gözüküyor. Euro dolar paritesi peki bu bağlamda nasıl hareket eder diyecek olursak. Aylıklarda trend aşağıya devam ediyor. Ve daha önce de bahsetmiş olduğumuz geri çekilmeler devam ediyor. Etkili. Günlüklere bakıyorum. Evet günlüklerde şu an için marj daraldı. Yani mesela bugün dün hangi aralıktan bahsetmiştik? O aralık gerçekleşti. Yani biz tablomuzda ne diyorsak bunu eğer yapabilirseniz tablomuz üzerinde yapmış olduğunuz çalışmaları dikkate alarak vermiş olduğumuz seviyeleri mesela dün ne demiştik? 1.11.63. Bakın 1.11.60 dedik. Buralara geldiğinde ben satışı olurum. Hatta 60'tan itibaren 70 bu bölgede satışı olurum. Buralara geldiğinde de sattıklarımı alırım. 30 pips. Dönün bakın. Dün ne oldu? 1.11.81. 1.11.49. 1.11.81. Bakın 1.11.80. Şu arada sattıysanız şu arada da aldınız. Çok güzel. Peki. Bugün ne olabilir? 1.11.53. Hemen geliyorum. Normal şartlarda 1.11.50. Normal şartlarda yine 11.40'ın altını görüp bugün çok fazla aşağıya geleceğini zannetmiyorum. Altını görür ama yukarıda da sanki dar alanda sıkışacak gibi. Yani 1.11.60'ın üstü biraz aşağı 30. Yani 30 pipse sıkışacak gibi gözüküyor. Bu da ciddi daralma getirebilir. 4 saatliğe baktığımda da aynı şekilde yani bir tepki ihtimali olabilir mi? İyicene sıkıştı bakın. İyicene sıkıştı fiyat. Tepki ihtimali olabilir mi? Olabilir. 60 dakikalara dönüp bakıyorum. Uyumsuzluk var mı? Bir nebze de olsa az da olsa bir uyumsuzluk var. 4 saatliğe bakıyorum. 4 saatlikte de var. Yani bu bölgede şu an için kırılmayacak gibi gözüküyor. Bir tepki olabilir. Dolar endeksinde olduğu gibi. Tepki olup tepki oldu. Yukarı hareket dolar. Euro dolar da olabilir dememiz için 1.11.60'lar arkadaşlar şuranın geçilmesi ilk kriterimiz. Tutunup geçilmesi ilk kriterimiz. Bugün ben şöyle yaparım. 1.11.40'lara geldiğinde alırım. 1.11.60'lara geldiğinde de aldığımı satarım. Veya bugün kritik bir gün olduğu için 1.11.60'ları kıracak mı oraya bakalım kırıyorsa alıp biraz daha yukarı beklerim. 1.11.80-90 gibi. Dar alanda ama şunu söyleyebilirim. Şu an 1.11.48 30'a yaklaştığım müddetçe alırım. 50'ye yaklaştığında da satarım. Hemen bir 5 dakikalığına bakayım 5 dakikalıkta. Yani iyiceğim de burada satıp aşağıda 40'larda 30'lara yaklaştığı da alış denenebilir gibi gözüküyor. Çok dar alanda bir gün göreceğimizi düşünüyorum. Hemen dolar TL'ye dönüyorum. Dolar TL arkadaşlar. Şu an 6.13 olduğunu görüyorum. 6.13 dün bahsetmiş olduğumuz aralık çalışmış oldu. Bugün 6.09 hemen dönüp şuradan bakalım. 6.012 gördüğünü görüyorsunuz. Haftalıklarda da
5.98, 6, 12, 15. Yani 11, 15 aralığı. Aylıklara bakıyorum. 13 iyi bir ara direnç gibi gözüküyor. Üzerinde yıllıklardan bakıyorum arkadaşlar. Üzerinde neresi olabilir? 6, 13, 50'nin üzerinde kaldığı sürece 18 ihtimali var mı? Evet, 18 ihtimali var. O bölgede şuraya yakın gibi gözüküyor. Peki 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlikte bu uyumsuzluk var mı? Şu an için yok. Hala hazırda yukarı gitme isteği var. Biz biraz daha negatif ayrıştık mı? Saatliğe bakıyorum. Saatlikte sanki bir uyumsuzluk var. Yukarı. Evet, bir uyumsuzluk var sanki. 5 dakikalıklara bakıyorum. Şöyle güncelleyelim. Bir uyumsuzluk var. Bir cılız olsa bir satış gelebilir. Günlük tablodan yola çıkalım. 6, 12, 80, 13. Yani 6, 0, 9, 8, 0, 9, 80 üzerinde kaldığı sürece bugün 18, 17 bölgesini istek içinde olabilir. Ama 1.32, %1.32'lik yükseliş de dünkü kapanış 6 kaçtı. Yanlış yapmayalım. Yanlış rakam vermeyelim. 6.09.48 6.09.50 diyelim. Bugün 12.50-14 bu aralık direnç arkadaşlar. Pardon, deminkini düzeltiyorum. Bu aralık direnç 12.40-14.50 direnç. Ama 12.50 üzerinde saatlik kaldığı sürece, ki bakalım isterseniz şöyle 60 dakikalığa bakıyorum. Çok önemli bir yerde bir uyumsuzluk var. Negatif uyumsuzluk var. Eğer ki 6-12-70 görüyorsunuz. 12-50-12-70. Bugün 2-3 veya saat 10'dan sonra saat, bakın saat 10'u 5 geçe. Eğer 6-12-50'nin altına geliyorsa uyumsuzluk teyit edilir. Ve şu an için burası 14'ün üzerine çıkmadan 11'lere de tekrar onlara doğru geri çekilmeler görebiliriz. Ama 10.30'dan sonra da hala yukarıda 6-12-50'ler üzerinde kalıyorsa potansiyel hedef 6-14-50-6-17-50 ihtimalini konuşuruz gün içinde. Evet, dolar endeksi bu. Peki, pardon, dolar TL. Altın fiyatlarına geldiğimizde altında da ne dedik? Dar alanda biraz daha seyredecektir. Dün bahsetmiş olduğumuz aralık gerçekleşti. Şu an için evet, burada tutunmak istiyor. Burada tutunacak. Yani gördüğüm kadarıyla dünyada risk işler biraz korku yerini, yani korku endeksindeki yükseliş yerini biraz da normalleşmeye, bugünü dar alanda normalleşmeye getirecek. Belki yarın daha olumlu bir ihtimal söz konusu olabilir. Bunu da görüyor olacağız. Altın fiyatlarında da şu an için dar alanda 1-2 3. dip bölgede. Buradan tepki verebilir mi? Haftalıklardan bakalım. Çok önemli bir destek bölgesi ihtimal dahilinde, ama şu çubuk beni korkutuyor. Biraz daha güce ihtiyacı var. 1277'yi geçmesini görmekte fayda var. 74'lerde şu an için. 4 saatliğe dönüp bakıyorum. 4 saatlikte sanki biraz bir tepki isteği oluşacak gibi gözüküyor. Peki öyle diyorsun, daireyim. Şunu bir günlüğüne gir de bir destek direnci görelim diyecek olursanız görelim. 1274 altın fiyatları. Ons altın 1274. Dün mesela 78-72 çok güzel aralıkta çalıştı. Harika. 71 iyi bir destek olduğunu düşünüyorum. Alışlar gelebilir. 75'in üzerinde 77 potansiyel hedef. Yani 72-77 gibi bir bandında bir hareket görme olasılığımız var. Şu an için durum bu. GLDGR gramda yükseliş biraz görüyorsunuz oluşmaya başladı. Yani tutunmaya başladı ve biraz da istek artacak gibi gözüküyor. Kademe kademe 253-255'ler olabilir mi? 53-52-53-53. Evet, 52-53'e doğru yavaş yavaş bir istek oluşmaya başladı. Peki Brent petrole bakalım. Brent petrolde yıkılma geldi görüyorsunuz. Geçen size varantta bir örnek göstermiş. O varant şu an için uçtu. Onu söyleyebilirim. Hatta şöyle varant analiz risk haritası şöyle bir yapayım da. Brent petrol ne demiştik? Satım hakkını alalım. Haziran ayına kadar 65'i görebilir demiştik. Ve
Evet, şu grafiğe baktığımızda ben bunda işlem yaptığımda ne demiştim? Size göstermiştim rakamı da. 60 dakikalık tanjimatör çıkalım. 18'den aldığımdan bahsetmiştim. Dün değil evvelsi gün 18. Yani şuradan aldığımdan bahsetmiştim. 1000 liralık. Bakın 18'den şu an nereye geldi? Şu an derken dün kapanışta %38 yapmış bakın. 25'e geldi. Bugün dünkü düşüşü dikkate alacak olursak bu varantı ben size paylaşacağım. P1V tahmin ediyorum ki 30'lara yaklaşacak. Yani 3 günde %90 gibi varantta bir yükselişi yakalamış olduk arkadaşlar. Bakın dünkü düşüşü düşecek olarak bugün kafadan 29-30'a yakın bir açılış olacaktır. %30, %40'lık bir yükseliş olacaktır. O da eğer yakalarsanız, teknik analiz ediyorsanız her yerde dünyanın her enstrümanı sizin önünüze açık arkadaşlar. Önemli olan o seçimi yapmanız. Evet. Brent petrolde de dediğimiz gibi 68 bölgesine doğru, 69 bölgesine doğru geri çekilmeler devam edeceği benziyor. Kapanışı 70.889 gelelim Brent petrolde. Yapmışken petrolde şöyle bakın. Faizlere bakacağım arkadaşlar. 70.880 demiştik herhalde. Dünkü kapanış öyle miydi? 78.89. Bugün 74.000'ü kırıp 69.830'lar potansiyel dahilinde 73.000'lerde şu an şu aralıkta ve aşağı geliyor arkadaşlar. Hemen buradan nereye dönelim? Buradan GBP USD çok önemli, sterlin dolar. Bakın hala baskın bir trend var. Hala bir dönüş yok. Şöyle bakıyorum. Düşerken destek aramak saçma bir şeydir ama eğer HDTR'niz varsa, bakın HDTR'niz varsa size HDTR güvenli alış bölgesi mi, destek bölgesi mi onu gösterir. Hemen sterlin dolara geliyoruz. Bakın. Şimdi burayı aldım. Evet. Sterlin dolar en azından şunu söyleyelim. Bakın. Daha önceki referans seviyeler. 26.90. Ve 25, 24. Hemen oraya yakın kaçmış. 0.45. Bu da kaçmış. 0.47. Şu an kaç peki? Şu an kaç? 0.40. 45, 47, 46 desek. 40 şu an. Şu an 40 olduğunu görüyorum. HDTR'nin istersen şu şekilde gösterebilirim. Şurada 0.40. Yani bu şu anlama geliyor. 1.20 kapanışı gireyim, ona göre tam nokta vereceğim. 1.26 1.26.60'tı kapanış. Yanılmıyorsam dünkü kapanış. 1.26 1.26.61 1.26.30 1.26.70 1.26.30 küsürleri görmüş. Demek ki eğer 1.26 ise şu an HDTR 40 ise 1.26 pardon 1.26.44 HDTR 40 HDTR'nin 0.46 olduğunu düşünecek olursak bu seviyeden 40 puan daha demek ki 1.26'larda arkadaşlar şu bölgede bugün burayı görüp buradan alış gelebilir. Burayı da izliyor olacağız. Eğer bir gelişme olacak olursa ona göre de haber veririz. Dediğimiz gibi yani bir fiyat düşerken bak şurada yatay bir desteği var. Şuradan dönebilir gibi ifadelerden çok dalga boylarına ve benim kendi geliştirdiğim yönteme göre yakın olduğunu, buralardan daha önceden bir iki defa tepki geldiğini, şöyle geçmiş, daha da geçmişe dönüp bakıyorum, bakın daha da geçmişte bu tepkilerin geldiği bölgelerin daha şu an belki burayı göremiyorsunuz ama olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ihtimal dahilindedir, tepki verme ihtimali dahilindedir, izliyoruz. Bunun dışında başka ne var? Başka bir şeye değindik mi? Şöyle bir daha bakalım. Ha, DAX, Dow, onlara bakalım. Ve DAX çok önemli. Maalesef ki DAX'ta RSI'yi alayım. Sıkıntı büyük. Aşağıya gelme ihtimalinden zaten bahsediyorduk. DJI endekse bakalım. Bakın maalesef burada da sıkıntı büyük. Bizde de tepkinin biraz dolar endeks tarafında daha aşağıdan gelmesine sebep verebilir ama yakın olduğumuzu düşünüyoruz, söyleyebilirim.
Başka ne olabilir? Arkadaşlar şöyle bir daha alalım. Tabii petrole baktık. 10 gram dolar. Hepsine bakmışız. İsterseniz bir de tahvile bakalım. Tahvilde haftalık diyeyim. Yaklaşıyoruz maalesef. Amerikan 10 yıllık faizlerine bir bakalım isterseniz. Ne durumda? Aşağıya geliyor. Alman faizlerine bakalım. Burada da eksilere geçmiş bir durum söz konusu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.